püf nokta 63. Özne yüklem ilişkisine göre ya da öznesine göre farklıdır diyorsa ne yapılmalı? Yani çatıda özne yüklem ilişkisi ya da öznesine göre farklıdır diyorsa ne yapmamız gerekiyor? Etken mi? Edilgen mi? Dönüşlü mü? işteş mi? Ayrımına bakmamız gerekiyor. Ahmet elbiseyi giydi. Giydi arkadaşlar herhangi bir ek almamıştır ve gerçek bir özne vardır. O zaman etken çatılıdır. Vitrindeki elbise yıllar sonra giyildi. Giyilen ne? Vitrindeki elbise. Kendi kendine mi giyilmiş? Hayır, başkası tarafından giyilmiş. Ki burada ekte almış. İleki ne almıştır? O zaman bu nedir? Edilgen çatılı bir cümledir. Ahmet elbiseyi giyindi. Giyindi yüklem. Giyinen kim? Ahmet. İşi Ahmet yaptı. İşten de yani o giyinme işinden de Ahmet etkilendi. Ki ekte almıştır. Öznesine göre dönüşlüdür. Kardeşimle tartışmış. Kim? O tartışmış. Birden fazla kişi var. O var. Bir de kardeşim var. Bunlar karşılıklı bir şekilde tartışmışlar. Iş de var. Bu nedir? İşte çatılı bir fiildir. Yani öznesine göre baktığımız zaman ya da özne yüklem ilişkisine göre baktığımız zaman eğer gerçek öznesi varsa ve çatı ekini almamışsa etken çatılı. Gerçek öznesi yoksa ve ek almışsa edilgen çatılı. Gerçek öznesi varsa ve ek almışsa dönüşlüdür. İşi yapan işten etkileniyor. Eğer gerçek öznesi birden fazla kişi ise ve bu iş karşılıklı ya da birlikte yapılmışsa biz buna da işteş çatılı cümle diyoruz.